Selçuklular uzun yıllar boyunca Türk ulusuna başbuğluk yapmış olan hanedanlıktır. Başta Büyük Selçuklular, daha sonra da Anadolu Selçuklu Devleti uzun yıllar günümüz Orta Doğu ve Anadolu coğrafyasına hükmetmiştir. Peki bu hanedanlığın kurucusu Selçuk Bey bu devletin temellerini nasıl attı? Tarihçiler babasının adını Lokman olarak kaydederse de bunun Dukak'tan bozma olduğu ileri sürülmüştür. Dukak, Oğuz Yapko Devleti'nde idari, siyasi ve askeri nüfusa sahip bir şahsiyet olup cesareti, kuvveti, ileri görüşlülüğü ve devlet işlerindeki başarılarından dolayı Demir Yaylı lakabıyla anılırdı. Ok ve yayın Oğuzlarda önemli bir egemenlik sembolü olduğu, özellikle yayın hakimiyet ve metbuluğu temsil ettiği düşünülürse Dukak'ın bütün Deşti Kıpçak kabileleri arasında bu lakapla tanınmış olması onun sıradan bir asker veya idareci olmaktan çok Oğuz boyları arasında başbuğluk yahut subaşılık makamını işgal ettiği söylenebilir. Dukak'ın Oğuz Yapko Devleti'nde nüfuzlu bir şahsiyet olduğu veya bu devlet içinde bağımsız bir yapıyı temsil ettiği Selçuklu tarihçileri tarafından genellikle kabul edilmektedir. Selçuk Bey'in Dukak'tan önceki cetleri hakkında sağlıklı bir bilgi yoktur. Selçuk'un soyu efsanevi Türk hükümdarı Efrasiyap yani Alper Tungo'ya bağlanmakta. İbni Hassül'ün Kitab-ı Tafsil-i Etrak adlı diğer eserinde sayfa 265'te Selçuklu ailesinin şerefli bir soya mensup olduğu kaydedilmektedir. Vezir Nizamülmülk de Selçukluların Alper Tunga'nın soyundan geldiklerini ve babadan oğula hükümdar olduklarını söyler. Selçuk 17-18 yaşlarındayken vefat eden Dukak'ın ondan başka bir çocuğu olup olmadığı bilinmemektedir. Oğuz yapkusunun kendi yanında büyüyen Selçuk'un asil ve kumandanlık vasıflarına sahip olduğunu bildiği için onu subaşı tayin ettiği kaydedilir. Ebul Fereç İbnül İbri, Yapko'nun Selçuk'a olan güven ve ilgisinin diğer devlet adamları ve kumandanlarının kıskançlığına sebep olduğunu, Selçuk'un saraya gidip Yapko'nun yanı başına oturmasının hatuna ağır geldiğini, hatun hükümdarı uyarıp halk tarafından da sevilen Selçuk'un ileride başlarına iş açmasından ve tahtı ele geçirmesinden endişe ettiğini belirttiğini, Yapko'nun hatunun tesirinde kalıp Selçuk'u bertaraf etmeye karar verdiğini, durumu öğrenen Selçuk'un saraydan uzaklaşmak zorunda kaldığını söyler. Onun Yapko'nun yanından ayrılmasında Kıpçakların Oğuzları sıkıştırması, yer darlığı ve otlak yetersizliği, Karahanların giderek kuvvetlenip büyük bir güç haline gelmiş olmasında önemli rol oynadığı kaydedilmektedir. Selçuk Bey, 100 süvari, kalabalık mahiyeti ve çok sayıda hayvan sürüsüyle birlikte muhtemelen 961 yılında kışlık merkezi Yenikent'ten Sığrı Derya Nehri'nin aşağı mecrasında bulunan Cent şehrine gitti. Onun Cent şehrine gelişiyle ilgili olarak 925-940 yılları arası veyahut 955 ve 985-86 tarihleri de verilmektedir. Selçuk Bey gayrimüslim Türk ülkeleriyle İslam ülkeleri arasındaki sınır bölgesinde yer alan Cent'te birlikte yaşamak zorunda oldukları halkın dinini ve adetlerini benimsemedikleri takdirde tecrit edilmiş küçük bir topluluk olarak kalacaklarını yanındakilere anlattı ve Müslüman olmaya karar verdiğini açıkladı. Daha sonra Harazm'deki Zendek şehrinin ve Buhara'nın idarecilerine elçi gönderip kendilerine Kur'an'ı ve İslamiyet'i öğretecek kişiler gönderilmesini istedi. Onların çeşitli hediyelerle birlikte yolladığı hocalar sayesinde İslamiyet, Selçuk'a bağlı Oğuzlar arasında hızla yayılmaya başladı. Selçuk, Müslüman olduktan sonra Oğuz Yapko Devleti ve gayrimüslim Türk boylarıyla irtibatını kesti ve onlara karşı sürdürülen cihat harekatına katıldı. Oğlu Mikail de muhtemelen böyle bir sefer sırasında şehit düştü. Selçuk'a bağlı Oğuzlar bu tarihten itibaren
Selacika, Selçukyan ve Türkmen adlarıyla anılır oldu. Müslüman olduktan sonra itibarı daha da artan Selçuk Bey'in etrafında kalabalık kitleler toplandı. Gayrimüslim Türklere karşı gerçekleştirilen seferler ve Oğuz Yapgu Devleti ile yapılan mücadeleler neticesinde Cent, Selçukluların hakimiyetine girdi ve Selçuklu Beyliği'nin merkezi oldu. Selçuk bu tarihten itibaren El-Melikul Gazi unvanı ile anılmaya başlandı. Belaç ve Berukent şehirlerini de fetheden Selçuk'un geliştiği cihat harekatı sayesinde çeşitli ülkelerden çok sayıda Türk Selçuk'a tabi olmak için Cent'e akın etti. Türklerin tarih boyunca asil hanedanlara karşı duydukları sevgi ve saygının bir sonucu olarak Selçuk'un etrafında toplandıkları ileri sürülmekte ve bu noktadan hareketle Selçukluların eski bir Türk hükümdar ailesine mensup oldukları iddiası teyit edilmektedir. Selçuk Bey'in sadece kendine bağlı Oğuzlar arasında değil, bölgede hüküm süren Samaniler ve Karahanlar gibi iki büyük devlet nezdinde de itibar sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Samanilerin topraklarını işgal eden Karahanlara karşı Selçuk'tan yardım istemeleri ve onun oğlu Ars'ın yardımıyla kaybettikleri toprakları geri almaları Selçuk ve ailesinin hayatında önemli dönüm noktalarından birini teşkil etti. Böylece Selçuk, mahalli bir bey olmaktan çıkıp iki devlet arasındaki olaylara müdahale eden bir lider vasfını kazandı. Samaniler bu yardımlara karşılık Buhara yakınlarındaki Nur kasabasını Selçuk'a bağlı Oğuzlara verdi. Selçuk Cent'te kalırken oğlu Arslan Yapku'ya bağlı Oğuzlar 992'den önceki bir tarihte ve muhtemelen 985-86 yılında Nur kasabasına göç etti. 999 yılında Karahanlı-Samani mücadelesi tekrar başladı. Karahanlı hükümdarı Harun Buğra, Samani hükümdarı İsmail Muntasır'ı yenmiş ve bu devlete son vermişti. Samanilerin başkentinin düşmesinden istifade eden Gazeliler de Samanilerin İran'daki topraklarını ele geçirdiler. Karahanlılar da Mavera-i-Nehir bölgesini ele geçirdiler. Selçuk Bey'in en büyük müttefiki Samanilerin yıkılması Selçuk ulusunun bölgede zor duruma sokmuştu. Hem Karahanlılar hem de Oğuz Yapkusu devleti arasında sıkışıp kalmışlardı. Tam bu sırada Cent şehrinden acı bir haber geldi. Selçuk yaklaşık 1007 yılında 100 veya 107 yaşında Cent şehrinde vefat etmişti. Onun 992'den sonra öldüğünü söyleyenler olduğu gibi 1009 ve 1010'da da öldüğünü ileri sürenler de vardır. Türkmen hükümdarlarından birinin kızıyla evli olan Selçuk Bey'in kaynaklarda 4 çocuğu olduğu kaydedilmektedir. Bunlar Mikail, Arslan Yapku, Musa Yapku, Yusuf Yunal. Kendisinden sonra Selçuk ulusunun bayrağını Arslan Yapku devralacaktır.